Yerimizi geziyoruz, yansıtıyoruz. Evet. Ne diyeceksiniz? Bize köyünüzü bir anlatın bakalım. Adım Ahmet Beyarslan. Eski köy imamının oğluyum Ahmet Beyarslan. Babam vefat etti şu anda. Babam da sevilen, sayılan birisiydi. Dedem de Cafer Ağa. Köyde sayılıp sevilen birisi. Söz sahibi kişilerden biriydi. 82 doğumlu buralıyım. Hacı Mustafa doğumluyum. Genç olarak köyümü seviyorum. Kültürümü, köyümü tanıtmak için, köyümün özelliklerini, köyümün insanlarını halkımıza, Elazığ halkına, ülkemize, Türkiye'ye tanıtmak için bir yıldır çalışmalar yapıyorum, araştırmalar yapıyorum, resimler çekiyorum, videolar çekiyorum. Köyün yaşlı kişilerinden, belli kişilerinden, köyün tarihiyle ilgili, köyle ilgili bilgilerle ilgili bilgiler topluyorum. Bunları da resmi web sayfamızı yaptık. Resmi web sayfamız da www.hacimustafakoyu.com. Facebook'ta da büyük bir kitleyi toplayan bir Facebook, bir alan. Bu alanda da köyümün sitesini yaptım. Şu anda 1000'e yakın üye var. Baski Sütlüce Köyü'nden arkadaşım var. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalışıyor Muhammed Aydın. O da sitemizi yapıyor, yöneticisi. Hazırlıklarını yapıyor. Köyümüzle ilgili bir yıl boyunca yapmış olduğum çalışmalarda Abidin abi, köy muhtarımızın amcası anlattı köy tarihini. Onun anlatımına göre köyümüz Baskil Oda başında Selçuklar döneminde Türkmen göçmenleri olmuş. İskan politikası, Müslümanlaştırma, İslamlaştırma politikası nedeniyle Türkler yerleştirilmiş, Müslümanlar yerleştirilmiş. Göçebe olarak o dönemde yaşamışlar. Baskil Oda başında da Hacı isimli şahsın 3 oğlu varmış. Birini bizim bunlar sorun yaratıyormuş, birini bizim Hacı Mustafa köyüne, birini de Malatya'ya göndermiş, biri de Baskil'de kalmış. Hacı Mustafa köyüne gelen İsmail'miş, oğlu da torunu Mustafa varmış. Bunlar at üzerinde Ramazan ayında hacca gitmişler. Hacdan Kurban Bayramı'nda dönmüşler. Bir rivayete göre orada İsmail'in ya da Mustafa'nın öldüğü söyleniyor, ölmediği de söyleniyor. Döndüklerinde Hacı Mustafa Köyü'ne Hacı Mustafa ismi oradan verilmiş. Hacı Mustafa Köyü ismi. Eski ismi falan var mı? Yoksa tek eski ismi Kurmiyan. Kurmiyan Jur geçiyor da. Kürt Mumlar Yurdu. Eski ismi böyle geçiyor. Yeni ismi de Hacı Mustafa Köyü. İşte yani göçebe olarak gelmişler. Yerleşmişler mezralara böyle. Kardeşler yerleşmiş. Böyle birbirinin akrabası yani. Şimdi değişik rivayetler de var yani Erzurum Horusan'dan, İran Horusan'da olabilir, oradan geldikleri söyleniyor bazı mezraların. Siirt'ten geldiği söyleniyor. Bir kısmı da Ankara Haymana yöresinden geldiği söyleniyor. Zeb aşireti, Tunceli Dersim Zeb aşiretinden geldiği söyleniyor. Farklı yani. Yaşlılarımız şu anda şu yılda çok az sayıda yaşlımız kaldı. O yüzden işte böyle kesin bir net tarihi bilgi yok da. Böyle işte farklı farklı anlatımlar var ama köyümüzün tarihi Baskil'deki Hacı Hasan Baba türbesine dayanarak orada peygamber soyundan Abbas amcası peygamberimizin onun soyundan olan Hacı Hasan Baba'nın ziyareti var orada. Şehit düşmüş Selçuklar döneminde Harput'taki Balak Gazi onlarla aynı soydan olduğu söyleniyor. Ondaki tarihe göre onun kardeşi de Melik Baba Tepesi'nde köyümüzde mezarı var. Şehit düşmüş. Yani onunla karşılaştırma yaptığımızda köyümüzün tarihi ta Selçuklardan öncesine Bizans, Konstantina, Ermenilerin yerleşimleri var. Araştırmalarım sonucunda Melik Baba Tepesi'nde kayaya böyle oyulmuş kaplumbağa şekli tespit ettim. O şekilde Lidyalılar, Romalılar döneminde yapılmış. Kaplumbağa şekli kralların görkemini, gösterişini, o dönemin zenginliğini gösteriyor. Urartuların da garnizonu Güney Yamacı'nda, Hasan Dağı'nın Güney Yamacı'nda Urartuların garnizonu var. Bu da köyümüzün tarihin çok eski geçmiş yıllara dayandığını gösteriyor. Tarihle ilgili söyleyebileceğim şu anda bu kadar. Yaşayan bir kültür var mı? Devam ettirilen? Devam ettirilen kültür şimdi nasıl diyelim kültür olarak böyle misafirperverlik, hayvancılık devam ediyor işte geçmişten günümüze.
eskiden nenem şey yaparmış, böyle halı örermiş, yün çorap örermiş. Şu anda onu devam ettiren kimse yok da böyle artut geleneği devam ediyor. Tutların ezilmesi, içine un karıştırıp kavut yapılması. Eskiden böyle yiyecek az olduğu için hayvanların önüne giderken artut yenirmiş.